Şimdi tam geldik şöyle konuyu kadın meselesine çekmeden önce ekonomide tutarak sevgili dostlar. Dün imza gününe gitmiştim ve ondan bahsetmek isterim size. Bu biraz önce işte o yandaşlık meselesinden bahsederken bitmiyor ki. Demirören nerede? Hürriyeti Doğan Medya'yı mesela Ziraat Bankası kredisiyle almıştı değil mi? Vakıfbank'ın işte hazineye devri, Ziraat Bankası'nın başına gelenler, çiftçiye artık destek olamıyor. Birazdan çiftçi konusuna bakacağız. Ama mesela çiftçiye destek olamıyor, gidiyor Demirörenler adına Hürriyet Doğan grubunu alıyor. Bir kuruş ödemedi daha Demirörenler. Sevgili dostlar, Ziraat Bankası Next Level'ın borcunu kapatıyor. Ama çiftçinin durumu birazdan bakacağız. Halk Bankası'na bakıyorsun, İran ambargosu diye Zarrab'ın anlattığı şeyler, Amerika Birleşik Devletleri'nde Halk Bankası'nın başına neler gelecek daha bilemiyoruz. Sürekli yaptırım tehdidiyle karşı karşıyayız. Tüm bunlar olağanlaştı. Aslında bunlar yolsuzluğun olağanlaşması. Bir anlamda da hukuksuzluğun olağanlaşması sevgili dostlar. İşte Olağan İşler kitabında da Çiğdem Toker kamu ihalelerinde olağan işleri yazmış. 21B denilen bir sistem var sevgili dostlar. Olağanüstü durumlarda işte mesela deprem olmuştur, köprü yıkılmıştır. İhale süreci yaşanırsa, olağan ihale süreci yaşanırsa vakit kaybı olur, vatandaşın derdine derman olmaz diye bir hüküm var yasada, 21B dedikleri. İşte o 20, her şey 21B artık. Deprem olmasa da 21B ile ihalelere çıkılıyor. Niye? İstedikleri gibi takır takır verebiliyorlar. Oysa bu geldikleri sıra, dün Çiğdem Toker de bahsetti, geldikleri sıra sevgili dostlar, bu arada ben onu niye yayınlamadım? Hemen onu hazırlayayım bu arada. Valla çok iyi olur. İhmal etmişim. Hemen hazırlayayım. Sevgili dostlar sıkıntı değil. İzleyelim. AKP 2003 yılındaki seçime hazırlanırken 3Y'den söz etmişti. Yolsuzluk, yoksulluk, ondan sonra yasaklar demişti sevgili dostlar. Hepsine karşı mücadele ettiğini söylemişti. AKP'nin buna rağmen AKP'nin bu tutumu karşılık buldu toplumda. İşte diğer partileri, Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi, ondan sonra DSP, bütün partileri, iki parti girdiler ya meclise, CHP ile birlikte AKP girdi. Hepsini etkilemişti, seçmeni etkilemişti ve AKP bu şekilde itibar buldu toplumda. Seçilirken bunları söyleyerek geldi. Ama ihale yasası mesela o kadar eleştirilen bir konuydu ki ihale yasası. İşte şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Hakikaten çok güzel bir ihale yasası oluşturuldu. Ama sonra ne oldu sevgili dostlar? Sonra döndü dolaştı o ihale yasası. En son bıraktığımda 169 kere mi ne değiştirilmişti? Artık onunla da ilgilenmiyorlar. Yani bakın, artık onunla da ilgilenmiyorlar. Sonuçta şunu fark ediyoruz. 21B işte Çiğdem Toker'in yazdığı mesele, 21B meselesi ve hiç normal prosedür ihaleye sokmadan, ihale düzenlemelerinin normal prosedürüne bile sokmadan sevgili dostlar konuyu hallediyorlar. İşte Çiğdem Toker bunları yazmış. Bakın neler var içlerinde. Çiğdem Toker'in kitabında. Birinci bölüm. Asıl olan açık ihale. Türkiye Dünya Ligi'nin neresinde diye sorgulamış ve 21B'nin ne olduğunu anlatmış Çiğdem Toker. İkinci bölümde efendim istisnanın sıradanlaşması, aslında işte bu olağanüstü haller için düzenlenmiş olan 21B'nin artık olağanlaştırılmaya çalışıldığını, sıradanlaştırıldığını olaylarla beraber, işte denk gelinen olaylarla beraber aktarıyor. Üçüncü bölümde 21M mecliste diyor, Kılıçdaroğlu'nun verdiği bir haber, gen sorular ve bu konunun, hani olağanüstü durumlar için olması gereken bu konunun olağanlaştırılmasına itirazlar, siyasi mücadelesinden bahsediyor konunun. AKP'nin yaslandıkları diyor ve Çiğdem Toker siyaset, ticaret, dinden söz ediyor ağırlıklı olarak. Ve sistemin nasıl beslendiğini, nasıl yürütüldüğünü anlatıyor bize. Beşinci bölümde de sıradanlaşmış 21B'nin faturasını çıkarmış Çiğdem Toker sevgili dostlar. Bir fatura var ki
Allah'ım diyorum yani. Allah'ım. İşte şöyle bir şey oluyor. Bu kitabın bize anlattığı ve 21 beyliği vatandaşın nasıl yolsuzluklara maruz kaldığını aslında bir anlamda bize anlatan bu kitabın belki özeti şu sevgili dostlar. Kendi paramızla rezil oluyoruz. Bakın burada insanlar açlıktan, yoksulluktan, depresyona girip canına kıyma noktasına gelmişken bu ülkede siz ödediğiniz vergiler, ekmek alıyorsunuz, vergi ödüyorsunuz sonuçta değil mi? Ödediğiniz vergilerle kimleri zengin ediyorsunuz? Bunun faturası nedir? İşte bu çıkıyor meydana. Nereye gitti bu paralar? İşte sizin sayenizde, bizim sayemizde, benim vergilerimle insanlar ciplerde, yalılarda, yatlarda, katlarda geziyorlar. İnsanın dayanamadığı konu da bu. Son söz bölümünden bir cümle okuyacağım. Kitap boyunca diyor ki Çiğdem Toker, kitap boyunca kamu kaynaklarının dağıtımında ağırlıklı yere sahip ihale sistemindeki özel bir usulün organize görünüm ve ısrarlı kullanımı üzerinden yolsuzluğu anlatmaya çalıştım. Bununla birlikte yolsuzluğun kamu ihaleleriyle başlayıp kamu ihaleleriyle biten bir konu olmadığının altını çizmek zorunlu. Acı duyduğumuz, bedel ödediğimiz, itiraz ettiğimiz, hak etmediğimizi düşündüğümüz hiçbir memleket meselesi emanet edilen gücün kötüye kullanımından bağımsız değil. Emanet edilen gücün kötüye kullanımı, devlet kaynaklarının haksız aktarımı. Bence işte mesele bu. Ne adalet, ne sağlık, ne doğa, ne eğitim, ne Kürt meselesi. Türkiye'nin en önemli meselesi bu diye ifade ediyor Çiğdem Toker. Ve sevgili dostlar, sistemin şeffaf ve homojen olmasının ne kadar önemli olduğunu anlatıyor bize. Bugün kitap tanıtımı gibi belki düşünün neler olmuş neler, kimlere ne kaynaklar aktarılmış. Belki de konuşulması gereken konu bu. Ama bir türlü konuşmadığımız konu da bu sonuç olarak.